Üstlere doğru çıkalım. Şampiyon kim oldu? Ne? Süper Lig'de şok edici bir sonuçla karşı karşıyayız. Abi böyle bir şey olamaz ya. Türk kulüpleri içerisinde potansiyelli genç oyunculara sahip kulüplerden birindeyiz bugün. Antalyaspor Rebuild'ı yapıyoruz. Hoca bir numaralı formasını da giydi. Bu takımda hedef tabii ki de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olacak. Gelelim bakalım kimler var burada, kimleri çalıştıracağız, kimleri potansiyelinin üstüne çıkaracağız, onlara bakalım. Sol bek Ali Eren İyican'la başlayalım. Ondan iyi şeyler bekliyorum. Sağ bek Mert Yıldız ve Bünyamin Balcı. Sağ bekte iki tane de genç oyuncu var. İkisinin de potansiyelleri bence 80 üstüne varabilir. Bununla birlikte Doğukan Sinik sol orta sahada. Sağ orta sahada Gökdeniz Bayraktar'da büyük potansiyel var. Onunla birlikte Yan Ermel Durol. Ben ondan da çok şey bekliyorum bu takımda. Bir de Mukairu. Bu adam da çok iyi gelişebiliyor. Ben Anderlet'ten direkt kiralıktan geri çağıracağım onu. Çünkü Mukairu'ya ihtiyacımız var. Kanatları bir revize edeceğim. Bazı futbolcular bu takımdan ayrılacak. Özellikle yaşlı isimler. Sidney Sam gibi isimler. Forvet'te de Fehmi Koç'umuz var. 58 geni var. Potansiyeli de 70 üzerinde. Bu isimden de önemli şeyler bekliyoruz. Nasıl geliştirebilirim burada? Onun için planlar yapmaya başladım. Muhtemelen giderse öncelikle kiralık vereceğiz. Çünkü kiralık gitti, kulüplerde de iyi gelişebiliyor futbolcularımız. Antalyaspor'un varsayılan 4-2-3-1 geniş dizilimiyle bütçeyi de gösteriyorum. Hiç fena bir bütçeye sahip değil bu arada. Türk kulüplerini düşündüğümüzde ortalamanın belki de bir tık üstünde bütçe diyebiliriz. 6-630. Hedefler bu sene Türkiye Kupası'nda çeyrek final, 2 sezon içerisinde Süper Lig'de üst sıralarda bitirmeyi başarmak olacak. Deneyeceğiz, başarabiliriz. O kadroya sahibiz bence. İyi takviyelerle farklı şeyler konuşacağımız bir takımdayız bugün. Bu arada sol bek Eren Albayrak da inanılmaz simülasyon performansları gösterebiliyor. Acaba onlardan birini Antalyaspor'da sergileyecek mi? Ben bunu çok merak ediyorum. Mukairu'yu kiralıktan çağırıyoruz. 66 bin avro kiralık sözleşme fesli. Bu arada bu adamda hem büyük potansiyel var hem de forvet olarak oynayabildiği için ben onu forvet olarak değerlendirmeyi düşünüyorum. Çünkü sağ orta sahada, sol orta sahada zaten gelişebilecek isimlere sahibiz. Kimsenin önünü kesmeyelim bu takımda. Şöyle sizlere takımdaki transfer listesini göstereyim. Genellikle yaşlı isimler buradakiler ve bu isimlerle yollar ayrılacak bu sene ya da önümüzdeki senelerden birinde. Çok fazla takımda tutmayı planlamıyorum buradaki adamları. Stopere genç bir transferle başlayacağız. Shakhtar'da Brezilyalı 69 gene sahip, 20 yaşında. Vitao var, satış payı eklediler %2. Tabii ki de reddediyorum. %2 nereden çıkıyor yani? Hiç fiyat bile artmadı. Stopere bir tane daha takviye yapacağız. İtalya'da Monza kulübünde 20 yaşında 64 geni var. Betea geliyor. Rudbo Fen gerçekten ligimizin önemli kalecilerinden biri. Ama yaşı belli seviyeye geldiği için onu satma durumu gündemde. Şimdi kaleci getireceğiz. 20 yaşında 72 geni var. Lautaro Morales Arjantin'den geliyor. Bakalım ne kadar gelişebilecek Antalyaspor'da. Şimdi kritik bir transfere geldik. Bu adamı alırsak işler çok farklılaşır. Kudra Yaşav'ı da göndermek istiyorum. Hazır fırsat bu fırsat dedim. Takasla da onu kullandık. 5 milyon euro. 5,5 milyon euro artı %11 pay. %11 pay. Onu kaldırsak maaş bütçesi 40 bin avro yeter mi? Sanki 7 milyon euroya düşürsek daha iyi olur bunu. 7.10. Birçok pozisyonu değiştireceğim. Zaten bir kısmından bahsetmiştim ama orada planlamada da tamamen farklı bir yol çizmeye başladım. Gökdeniz Bayraktar'ı santrafor yapacağım. Diğer isimler sağ orta saha ve sol orta sahada kalacak. İlk olarak Ufuk Akyol'da pozisyon değişikliği var. Defansif orta saha yapıyoruz ve 68 ile artı 2 ile başlıyor. İşte dediğim gibi ikinci pozisyon değişikliği geldi. Gökdeniz Bayraktar 65'te kalıyor ama bundan sonra forvet 10'da olacak. Yedeği de Fehmi Koç bu arada. Şöyle yapacağım. Droz sağ orta sahada, Mukairu'yu da sol orta sahaya çekmeye çalışıyorum bir an önce. O pozisyonu alması lazım. İlk sezon transferlerimiz tamam. Gidenleri göstereceğim. Sidney Sam takımdan ayrıldı. Kiralık genç oyuncularımız var. Mert Yılmaz'ı falan Düsseldorf'a yolladım. Kaleciyi yolladım, Doğukan Özkan'ı. Çünkü onlar oynayamayacağı için bizde potansiyelleri düşecek. Düşmesin diye
kiraladım. Orada forma şansı bulabilirler. Orada kendilerini geliştirebilirler. Doğukan Sinik Gremio'ya gitti. Omeri Shanghai SIPG ile anlaştı. 2 yıllığına kiraladık onları. 2 yıl kendilerini geliştirsinler. Sonra Antalya Spor'a çok daha formda, çok daha iyi bir şekilde dönsünler diye. Bofen Beşiktaş'a gitti. Beşiktaş'ın kaleci ihtiyacı vardı. Ama Bofen'den daha iyi bir kaleci getirdik. Lautaro Morales. Büyük de potansiyeli var. Ali Eren iyice Alanya Spor'a kiraladık sol bekimizi. Hakan Özmert takımdan ayrıldı. Hamilton, Orgil artık başka takımlarda forma giyecekler. Önemli transferler yaptığımızı düşünüyorum. Gökdeniz Bayraktar'ı forvete attık. Mukayri Drol, Rodriguez hücum attı. İlerleyen dönemlerde bu şekilde olacak. Takım yavaş yavaş gelişecek, bunu biliyorum. Çok iyi seviyelere gelecek oyuncular çıkaracağız bu bölümde. Hemen baştan sona antrenman planlarını gözden geçirelim şöyle. Neredeyse bütün oyuncular da var. Çünkü artık 35 yaşındaki Podolski düşüşe başladı. Onu antrenman planı yapınca daha hızlı düşüyor. Dengeli de kalmaları daha iyi oluyor yaşlı oyuncuların. Bir adet daha pozisyon değişikliğimiz var. Serdar Gülleri sol orta sahadan çekmek için uğraşıyorum. Çünkü orada hedef Mukayru. Ofansif orta sahaya attım. Rodriguez'le orada forma savaşı versinler. İlk sezon sonundayız. Antalya Spor 44 puanla 15. oldu. Bu sene gençleri geliştirmek adına böyle bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. En azından önümüzdeki senelere iyi yetenekler kazanacağız. Üstlere doğru çıkalım. Şampiyon kim oldu? Ne? Çaykur Rizespor şampiyon 81 puanla. Süper Lig'de şok edici bir sonuçla karşı karşıyayız. Büyükler darma duman olmuşlar. Fenerbahçe 2, Galatasaray 3, Başakşehir 4. Hepsi sıralanmış yanınıza. Rize aradan fırlamış ve şampiyonluğu getirmiş Süper Lig'de. Şimdi geldik kupaya. Antalya Spor deplasman golleriyle Alanya'yı eledi. 3-2 çeyrek final maçı var ama yarı finalde 4-1 ile yenildik. Fenerbahçe şampiyon olmuş. Süper Kupa'da Sevilla zaferi var. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih yine kazandı. Üst üste ikinci defa oluyor. Avrupa Ligi'nde Leicester 1, Tottenham 0, 2 İngiliz finali olmuş. Leicester iyi. Cengiz ve Çağlar'ın takımını her zaman destekleriz. Gelelim Antalya Spor'umuza. Morales 76. Artı 4 ile başladık. Artı 3'ümüz var. Bakalım kiralıktaki oyuncular neler yaptı. Ali İren İyican 68'e yükseldi. Vitao 73 oldu. O da önemli bir potansiyelli isim takımdaki. Bununla birlikte hemen aşağı doğru iniyorum. Artı 4 Bünyamin Balcı var sağ bekte. Artı 2 Mert Yılmaz biraz düşük sanki. Doğukan Sinik 70 oldu. Onda da yani artı 2 yetmedi bence. Artı 3 artı 4'ü görsek daha mutlu olurduk. Rodriguez artı 2 gelişti. Podolski futbolu bırakıyor. Artı 5 Yan Ermel Drol. İmeri Çin'de artı 3 gelişmiş. Mukayru transfer isteği gönderdi ve artı 2 gelişti ama seneye ben onun formayı tamamen alacağını düşünüyorum. Forvet'te de Gökdeniz Bayraktar 70 oldu artı 5'te. Fehmi Koç yani 7'ydi artı 3'lük gelişim gösterdi. Güzel gidiyoruz. Mukayru sol orta saha olduğu an işler daha da değişecek onun için. Ben öyle hissediyorum. İstatistiklere bakalım. Takımın en golcüsü Gökdeniz Bayraktar. En fazla asist yapanı da Nuri Şahin'di. Artı 1 de gelişti kaptan. Önemli bir gelişim. Podolski son senesinde harika oynadı. Serdar Güller iyi katkı verdi. Mukayru transfer isteği göndermiş ama 18 maçta bence harika performans. 5 gol 1 asist. Hani 48 maçta bu performansı gösteremeyen adamlar bu takımda var. Bunu düşündüğümüz zaman iyi oynamış. Diğer isimlere de göz atalım. Morales 42 maçın 8'inde gol yememiş. Biraz kötü performans sanki. Değer olarak da en fazla şu an Morales'in değeri var. %195 artmış, 13 milyon euro. Ligde gol kralı Loic Remy, işte Çaykur Rizespor'un şampiyonluğunun anahtarı Remy'ydi. Antalya Spor'dan Gökdeniz Bayraktar 14. 14 golle. Bak bunu arada yaşıyoruz, çok güzel denk gelmiyor mu ya? Asist kralı Loic Remy. Rize'yi gerçekten üstlerde görmemiz çok normal gibi duruyor. Nuri Şahin 5 asistle 14.'üymüş. Ve gol yemeyen maç sayısında Morales 13. Altay Bayındır zirvede, Gökhan Akkan Rize kalecisi de 2. olmuş. Adamlar her kulvarda 1-2 oynamışlar. Yeni sezona başlıyoruz. Bu sene kesinlikle daha iyi bir Antalya Spor göreceğiz. Oyuncularımıza da bir 77 ortalama görebiliriz. Genç oyuncularda özellikle. Transfer bütçesi yine 6 milyon seviyelerinde. Süper Lig'de işte bu sezon üst sıralar. Kupada son 16, Antalya Spor'un hedefi. Transfere defansif orta sahayla başlıyoruz.
İtalyan Chievo'da 2.800 verdik. %12 pay çok hocam. Ben bu adamı satarsam %12 pay size nasıl ödeyebilirim? 3 milyon euroya çıkardım teklifi. 3.750 dediler. Anlaşmak üzereyiz. Ha gayret 3.450 Chievo ile anlaştık. Ofansif orta saha rotasyonuna. Bir transfer. Hatta Serdar Gürler'i de takasta kullanmak istiyorum. %3 de pay istediler. Tamam bitti transfer. Güzel. Tam istediğim gibi oldu. Karabek geliyor. Bu adamı transfer etmeyeli çok uzun zaman oldu. Gerçekten inanılmaz bir potansiyele sahip. Muhammed Darami 4 milyon euroya Kopenhag'dan Antalyaspor'a geliyor. Ve Antalyaspor'un transferi de an itibariyle bitiyor. Gustavo Blanco Lesçuk Fenerbahçe ile anlaştı. Serdar Gürler'i de takasla kullandık. İki isim gitti. Sağ bek ve sol bekin kiralıklarını geri çevirdim. Çünkü takımda oyuncu sayısı olarak bir hayli azaldık. O yüzden Mert Yılmaz ve Ali Eren İyican artık Antalyaspor'da. Burada kendilerini geliştirmeye çalışacaklar. Bu senenin antrenman planlarını da gösteriyorum. Seneye kiralıktan dönen başka isimler de olacak. Onlara da takımda yer açacağız. Şu an için takım bu şekilde. Bu sene daha iyi hedeflerle sezon sonuna gidiyoruz. Ve nihayet o beklenen olay Mukairo artık sol orta saha. Nihayet. 1,5 yıl geçti şunun için. Sezon sonuna geldik. Bu sene üstleri oynamak hedefimizdi. Antalyaspor üstleri oynadı. 3. oldu 75 puanla. Ligin en fazla gol atan 2. takımıydık 74 golle. Şampiyon Galatasaray oldu. 20 puan önümüzdeler ama seneye her şey değişir diye düşünüyorum ligde. Türkiye Kupası'nda direkt 1. turda elendik. Öyle bir havlattık ki 3-2 Malatyaspor'a kaybediyoruz. Şampiyon Galatasaray olmuş. UEFA Süper Kupası Bayern'in 2-0'la, Şampiyonlar Ligi'nde El Clasico finali ve penaltılarla Real kazanmış. Avrupa Ligi'nde ise tam bir Şampiyonlar Ligi finali olmuş adeta. Liverpool, Manchester United ve şampiyon Liverpool. Gelelim takıma. İyi gelişimler var. Yine artı üçlük kalecimizde başladık. Ferhat Kaplan seneye takımdan ayrılıyor. Bunun bilgisini verelim. Bununla birlikte Naldo futbolu bırakıyor. Ali Eren İyican 72 oldu. Çok daha üst seviyelere gelecek gibi iyi gelişti. Vitao 78 artık. Beteya artı 3'te 69'u buldu. Veysel Sarı futbolu bırakıyor. Bünyamin Balcı 73'e yükseldi. Mert Yılmaz'da da artı 4'lük bir gelişim var. Ufuk Akyol kendisini artı 3'te geliştirdi. Nuri Şahin de sezon sonunda futbolu bırakıyor bu arada. Defansif orta sahamız Viviani artı 4'te. Nuri Şahin'in yerini alacak gibi duruyor. Mukairo artı 2 yazdı. 73 hala transfer isteği var burada. Rodriguez artı 5 dedi. 79 oldu. Karabek artı 3'müş. Drol 76. Darami 74 oldu. İmeri artı 1 gelişmiş. Şangay SIPG'de onun dönmesi gerekiyor. Gelişemedi. Doğukan Sinik de aynı şekilde. Ve Gökdeniz Bayraktar 76 artı 6 yazdı aynısına. Takımın bu sene en iyisi Gökdeniz Bayraktar'dı. 26 gol 3 asist oynadı Rodriguez. Drol ona eşlik ettiler. Mukairo aslında oynasa neler yapabileceğini gösteriyor. Ama asistan menajer ona forma şansı vermekte çok fazla bir uzak duruyor gibi. Eren Albayrak sol bekten 5 gol 2 asist oynamış. Darami 31 maça çıkmış ama 3 gol 1 asist çok düşük bir performans. Onunla birlikte kalecimiz Morales'in bir asisti 16 maçta da gol yemediğini görüyoruz. Geldik bir de en değerli futbolcumuza Santiago Rodriguez. %170 arttı, 23 milyon euro değeri var. Antalyaspor iyi gidiyor. Gol krallığını da bu sene aldık. Gökdeniz Bayraktar'la asist kralı Younes Belhanda olmuş. Drol bizden 7. Gol yemeyen maç sayısında 1 Mustera, 2 bizim kaleci Morales. Sezon 3. Antalyaspor'da giderek gelişen bir takım kadrosu. Emekli olan futbolcularımız bu sene bütçe 11 milyon euro diyebiliriz. Avrupa Ligi'ndeyiz. Eleme maçlarına kalmak hedef. Türkiye Kupası'nda bu sene kupayı isteyen bir yönetim var. Tabii giden isimlerin yerini doldurmamız gerekecek. Özellikle rotasyon anlamında. Gelişimler güzel gidiyor. Beteya bu sene formayı alabilir. 70'e yükselmiş. Söz Antalyaspor'da bu sene. Bir defansif orta saha transferi yapacağız. Rotasyona gelecek tamamen. 20 yaşında Sotiris Alexandropoulos 3.300 %1 pay kaldırınca bence 3.300'ü kabul edecekler. Stoperde David Zima'yı zorlayacağım. 6 milyon euro. Hatta pay da koyuyorum %15. Çünkü piyasa değeri biraz yüksek. Mukairo'yu istediler. Öyle bir şey yok. Biz buradan bayağı zararlı çıkarız. 7.600'e yükselttim teklif. 7.900 artı %20 pay.
23 bin maaş bütçesi yetecek mi ya? 7700. 27 bin olsun bari. İki transfer, satış yok. Antalya Spor bu sene böyle devam edecek. Yine iyi gençler getirdik. Şöyle de takım kadrosunu göstermek istiyorum. Muhtemelen artık Ali Eren İyican'ın burada oynaması gerekiyor. Eren Albayrak'tan formayı alıp. Yedeklerimiz de iyi. Onlarda da çok, ya yedeklerde de inanılmaz genç isimler var. Mukayri koçum bir şeyler yap artık ya. Yani muhtemelen şöyle bir tablo görebiliriz ama Mukayri de oynuyor gibi. Hoca forma şansını da veriyor da adam istediğim seviyeye gelmeyecek sanki. Şöyle antrenman planlarını da gösteriyorum. Bu seneye hazırız. Antalya Spor'da özellikle Avrupa Ligi'nde çok farklı şeyler izleyebiliriz. Hedefimiz var bir kere Antalya Spor olarak. Kesinlikle gruplardan çıkacağız. Avrupa Ligi grubumuz Real Sociedad, Kopenhag, Avusturya, Viyana. Hedef ikincilik bu sene. Avrupa Ligi'ne geldik. H grubunda Antalya Spor 8 puanla ikinci. Çok zorlandı. Kopenhag 7, Avusturya, Viyana hemen altımızda 6 puanla. Tam olarak hedefimize ulaştık ama rakip Sevilla, Galatasaray Lyon'la, Fenerbahçe Porto'yla, Beşiktaş Roma'yla eşleşmiş. Bütün Türk takımlarına biraz zorla eşleşme gelmiş gibi. Özellikle bize Avrupa Ligi gedikli Sevilla ile oynamak ne demek? Evet, geldik. Son 32 maçı Viviani'yi oynatmayan bir asistan menajer olduğunu keşfettik. Eksi 2 keskinlik yakıyor gerçekten. Biz de diğer ismi Alexandropoulos'u koyduk oraya. Defans hattı iyi olmuş. Kaleci dahil. Hızlı simüle et dedim. 3-3. 3 şut 3 gol attık. Gökdeniz Bayraktar 2 tane atmış. Vitao da 1 tane. Son gol çok kritik. Rövanşa gidelim. Şunu söyleyeyim, ilk maç bence beklediğimden çok daha üstün bir performans sergiledik. O yüzden bugün turlar mıyız? Görelim. Turlar mıyız? Turlayamadık. 2-0 kaybediyoruz. Sevilla zor rakipti ama sonuna kadar mücadelemizi gösterdik. Bu da önemli bir şey bu sene. Kazanım olarak artı hanemize eklendi. Ve Sevilla mağlubiyetinden sonra Süper Lig'de sezon sonuna geldi. 40 hafta sonunda şampiyon Antalya Spor 90 puanla hem de Fenerbahçe 79, Galatasaray 78 diye sıralanıyor. Bu sene harika oynadık. 90 puan da çok önemli bir puan gerçekten. Türkiye Kupası serüvenimize bakıyoruz. Ankara Gücü'nü yenerek başladık. Göztepe maçı, sonra Karagümrük maçımız var. Yarı finalde Galatasaray'ı eledik. Finalde Fenerbahçe 3, Antalya Spor 1. Süper Kupa'da zafer, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ni Tottenham kazanmış bu sene ve Avrupa Ligi'nde. Sevilla finale çıkmış, Juventus 1-0'la onları yenmiş. Bakıyorum son 32'de bütün Türk takımları elendi mi diye Beşiktaş turlamış. Ve sadece Beşiktaş turlamış, onlar da burada gitmiş. Hemen Antalya Spor'a bakıyoruz. 83'lük Gökdeniz göze batıyordu. Morales de 84 olmuş. Ali Eren İcan artı 3 dedi. Zima artı 3 dedi. Vita artı 4 dedi. Bünyamin Balcı hiç beklenildiği gibi gelişmiyor. Yani olmuyor. Bu ikinci denemem Bünyamin'i. Ve o beklediğim 80 üstü performansına bir türlü çıkaramıyorum adamı. Olmayınca olmuyor. Yapacak bir şey yok. Sağ bek transferi önümüzdeki yıllarda gelir mi? Gelir. Ufuk 76 oldu şu an takım kaptanı. Sotiris hiç beklemediğim bir artı 5'lik gelişim. Yani ben bu adamı rotasyona hani toplamda 75'e belki gelişir diye aldıydım. Bir anda büyük potansiyeli çıktı adamın önümüzdeki süreçte. Mukairo artı 2 daha yazdı hanesine. Doğukan Silik 74 oldu. Santiago 82. Karabek de 76'ya yükseldi. Onda da büyük potansiyel var bu arada. Drol, Darami, İmeri iyi geliştiler. Gökdeniz Bayraktar özel oyuncu oldu ve artı 7 gelişmiş bu sene. Ne yapmaya çalıştığını ben anlamıyorum. Gökdeniz Bayraktar zaten çok iyi gelişiyordu ama bu sene artı 7 inanılmaz. Performans olarak da inanılmaz. 33 gol, 3 asist. Santiago iyiydi. Drol 17 asistle oynadı. Takımın asist yükünün çoğunu Drol almış. Mukairi de Sotiris defansif orta sahadan harika oynadı. Zima, Fehmi Koç 12 maçta 3 gol attı. Bünyamin Balcı idare etti. Diğerleri idare etmiş. Darami de dahil onlara. 2 golü var sadece. Yeterli mi? Tabii ki de değil. Morales 20 maçta gol yememiş. En değerlimiz de Gökdeniz Bayraktar oldu. %310 arttı. 82 milyon euro artık değeri. Ligde gol kralı tabii ki de Gökdeniz Bayraktar. Asist kralı Drol. Mesut ikinci, Rodriguez üçüncü bizden. Gol yemeye maç sayısında Uğurcan 19'da lidermiş. Morales sanki
Morales o beklediğimiz performansı şu ana kadar tam olarak gösteremedi. 13 ile 3. Bu sene geçen seneden çok daha önemli hedeflerimiz var. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Ona göre transfer yapmamız gerekiyor. Sanki sağ bek transferi bu sene yapacağım. Hedef eleme maçları. Bütçe 15 milyon euro diyebiliriz. Kupada tekrar Türkiye Kupası'nı kazanmamızı istiyor yönetim. Hedef yine ligde şampiyonluk. Şampiyonlar Ligi'nde gruba bağlı bu arada. Çok net konuşamıyorum tabii ki de. Şimdi öyle bir transfer yapıyorum ki bu adamın ana mevkisi stoper ama ikinci mevkisi sağ bek. O yüzden stoperde de rotasyon ihtiyacı vardı. Radu Dragushin. Juventus'tan 8 milyon euroya geldi. Ve Dragushin transferi tek transferimiz oldu. Bu sene başka para harcamayacağım. Zaten şu an için herhangi bir bölgeye 6 milyon euro ile müthiş bir transfer yapamam. Her bölgede rotasyon var. Ufuk Akyol, Bünyamin Balcı ve Mukairo için artık son seneler bunlar. Kendilerini istenilen performansa sürükleyemezlerse, potansiyellerini yükseltemezlerse onlarla önümüzdeki senelerde yollar ayrılabilir ya da yerlerine daha iyi futbolcu transferi yapabiliriz. O yüzden son uyarım onlara. Ya gelişecekler ya gelişecekler. Yine antrenman planları hazır. Bu sene değiştirdim çoğu isimde antrenman planını. Hedef Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak olabilir mi? Önce gruplara bir bakalım. Şampiyonlar Ligi grubumuz Bayern Münih, Atletico Madrid, Spartak Moskova. Abi üçüncülük bile kritik. Spartak Moskova ile çetin geçecek gibi. Biraz sıkıntılı kura çektik. Şampiyonlar Ligi'nde 7 puan topladık. Kötü de değildik aslında. Bir beraberliğimiz var. O beraberlik sakın Spartak Moskova deme. Bayern Münih'miş. Yanda yazıyor. Bayern Münih'i iç sahada yensek gruptan çıkacaktık. Olmadı. Üçüncülük de kötü değil. Avrupa Ligi'ne düştük. Avrupa Ligi'nde rakip kim? PSV Eindhoven, Nice, Fenerbahçe, Beşiktaş, Feyenoord. Bu sene Türk takımları daha iyi eşleşmelerde karşımızda. Trabzonspor'da Atalanta ile oynuyor. PSV maçındayız. 4-2-2-2 oynuyor rakip takım. Ayrton varmış burada. Sol bekleri iyi potansiyelli. Biz iyi takım olduğumuzu düşünüyorum. Simüle ettim. 2-2 kötü sonuç. Hem de deplasmanda hem de iyi oynamışken kendi evimizdeki rövanşa gidiyoruz. Rövanşa geldik. Bu arada rakipte Zahavi, Gözde, Sangare gibi isimler de var. Onların da altını çizmek lazım. Kötü bir takım değiller. Ama turu biz aldık. Goller Rodriguez ve Pol'den geldi. 2-0. Son 16'da rakip Atalanta. Bu arada bütün Türk takımları elenmiş. Atalanta Trabzonspor'u eledi. Nice Fenerbahçe'yi, Feyenoord'da Beşiktaş'ı. Kendi evimizdeki maçta başlıyoruz. Hadi Mukairu. Göreyim seni. Geçen maç bir tane golünü attın. Bugün de 2-1'lik galibiyet. Yine Rodriguez ve Pol sahnede. Atalanta rövanş maçı. Herkes hazırsa. Hızlı simüle ediyorum. 2-2. Tur bizde. Hem de uzatmalarda. Çeyrek finale geldik. Eşleşmeler bunlar. Villarreal rakibimiz. Bence buradaki en zorlu takımlardan biri Villarreal. Benfica'da. Hatta iyi Mönchengladbach. Ya bu takımlardan biri finale çıkacak. Benfica ya da Mönchengladbach diye düşünüyorum. Eğer ki onun rakibi biz olursak ne mutlu bize. Villarreal deplasmanına geldik ama oyuncuları görünce bir şüphe düştü içime. Chukwueze, Eduard, Ruben Dias, Mbemba, Rulli. İyi takım. Rakip iyi takım. Biz de iyi takımız. Biz de iyi takımız. Keşke o 90'daki golü yemeseydiniz de turu aldık diyebilseydik şu maç sonunda. 90'da gol mü yenir ya? Hala bunlar var mı gerçekten ya? Türk takımlarının sendromlarından biri. 90'da gol yemek. Geldik rövanşa. Gökdeniz Bayraktar ve Morales götürüyor gibi hissediyorum. Adamlar 87-88. 2-2 etti. Yarı final Antalyaspor'un. UEFA Avrupa Ligi yarı final kurası çekiliyor şu an. Evet, toptan Antalyaspor çıktı. Rakipler. Rakip kim? Dinamo Zagreb'le oynuyoruz. Diğer eşleşmede Wolfsburg Slavia Prag'mış. Müthiş. Bence harika. Düşünsene. Slavia Prag Antalyaspor finali. Bedava final. Finali gözlerimizde görüyoruz. Rakip bence o kadar güçlü bir takım değil. Livakovic ve Mayer buraya getirmişler. Zagreb'i. Deplasmanda ilk maç. 2-0'lık galibiyet. Eze eze hem de. Ufuk Akyol 2 golü de atmış. 7 şut vardı maçta. Ya, bayağı iyiydik. Final için o küçücük dokunuşu yapmaya geldik. Ve 1-0'lık galibiyet. Antalyaspor Avrupa Ligi'nde finalde. Final gibi final diyorum.
Buraya nasıl geldiler? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Slavia Prag, Antalyaspor. Yani iyi de rakipleri elemişler penaltılarla, deplasman golleriyle. Hep deplasman golü penaltı mı yani Slavia Prag? Bu adamlarla penaltılara kalmamak lazım. Net bunu öğrendik şu an. Bakıyorum kadrolarına. Stancio belki bir tık iyi. Simon Dele 77-80'lerde kalmıştır. Hovorka potansiyelli olabilir. Dorley bazen ulaşıyor potansiyeline, bazen ulaşamıyor. Ben hızlı simüle ettim. Ve 3-2'lik zafer geliyor Avrupa Ligi'ye Antalyaspor'un. İşte bu. Ufuk Akyol, Karabek ve Gökdeniz Bayraktar gollerin sahipleri. Sezon sonu. Sonuncu Gençler Birliği Ankara takımının sonuncu olması beni üzüyor. Şampiyon Antalyaspor yine 96 puanla. O tahtı bir kere aldık. Bundan sonra bırakmaya niyetimiz yok. Kral geldi. Antalyaspor'un serüvenine bakalım Türkiye Kupası'nda. Çeyrek finali gösteriyorum. Oo, Beşiktaş'ı yarı finalde 6-2 ile geçtik. Ve Fenerbahçe'yi finalde geçiyoruz. Burada da kupa Antalyaspor'un. UEFA Süper Kupası Juventus'un olmuş. Seneye burada kimle karşılaşıyoruz ona bakalım. Paris Saint-Germain'liymiş. Avrupa Ligi'de tabii ki bizim de 3-2 ile. Ve kadrodaki gelişimlere bakalım. Bünyamin Balcı, Ali Eren Yiğcan, Mukairo, Ufuk Akyol. Niye olmuyorsunuz adeta? Artı 4 kaleciyle başladık. Artı 4 Dragushin vardı, 77 oldu. Sotiris artı 6 gelişmiş. 81'e yükseldi adam. Santiago 84 oldu. Ve takımın en yeteneklisi Gökdeniz Bayraktar 87'ye yükseldi. Tabi 88'lik kalecimiz var ama gözümde en yetenekli Gökdeniz Bayraktar. En iyi oynayan Santiago Rodriguez'ti. Bu sene müthiş oynadı. Gökdeniz yine çok iyi performans sergiledi. Drol harikaydı. Mukairo da aslında istatistik anlamında kötü değildi. Belki seneye sezon sonunda 80'e de yükselir diye düşünmeden edemiyorum. Sotiris 9 gol 7 asist oynamış. Daram 78 oldu. 5 golü var. Fehmi Koç 18 maçta 3 gol atmış. Ali Eren Yiğcan 5 asisti vardı. Sol bek ve sağ bek neden bu kadar kötü geliştiler? Bir türlü bunu açıklayamıyorum. Morales 29 maçta gol yemedi. Değerlere bir bakalım. 180 milyon euro Gökdeniz Bayraktar. Tabii ki de satmayacağız ama çok iyi bir değeri var. Çok iyi bir değeri var. Gol kralı Giuliano. Rodriguez 2, Gökdeniz Bayraktar 3. Asist kralı Giuliano. Burada da Drol 5. Rodriguez 7. Ve gol yemeye maç sayısında Morales 20 maçta gol yemedi. Liderlik onda. Bu sene Avrupa Ligi'nde de çok iyi iş yaptığımız için hemen buralara da bakıyorum. Yani Antalya Spor'dan birileri var mı diye. Ama ısrarla göremiyorum. Takım oyunu Antalya Spor'da öne çıkmış Avrupa Ligi'nde. Ve yeni sezona başlıyoruz. Bütçeyi merak ediyorum. 33 milyon euro fena değil. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final hedefi var. Birkaç satış yapabiliriz. Oradan gelen parayla iyi oyuncular alabiliriz diye düşünmekteyim. O şanslı isimler kim olacak? Ya ben yapacağımı yaptım. Yeterince şans verdim ama sağ bek olmadı abi. Bünyamin Balcı bu kadarmış. Ben Kyle Walker Peters'ı istiyorum. 30 milyon euro artı %15 payla geliyor da. Yine tek transferle geçtiğimiz bir sene oldu. Satış yapmadım çünkü şöyle bir stratejik karar aldım. Eğer ki bu sene Şampiyonlar Ligi'ni alamazsak seneye bizim oyuncuların değeri çok daha iyi seviyelere gelecek. O zaman satışlar yapacağız. O zaman nokta transferler yapacağız. Kyle Walker Peters'ı hemen kadroya ekledim. Şimdi daha iyi olduk. Yeni antrenman planlarını hemen hızlıca gösteriyorum. Şunu da paylaşmam gerek sizinle. Gökdeniz Bayraktar'ın şu an sprint hızı 99, hızlanması 95. O da 99 olur sene sonunda muhtemelen. Müthiş seviye. İnanılmaz bir seviye. 22 yaşında bu adam şu an. Paris Saint-Germain final maçına geldik. Sağ kanada da Fatih'i almışlar. Lemar'ı, Partey'i, McTominay'ı. Takım çok daha iyi olmuş. Hızlı simüle ediyorum. Ve Antalyaspor Süper Kupayı alıyor. Rodriguez ve Vitao golleri attı. Geriden geldik, kazandık. 2 şut 2 gol. Şampiyonlar Ligi grubumuz Liverpool, Atalanta ve Kulüp Brugge'dan oluşmakta. 1-2 hedefimiz. Yani eksiklerimiz var ama onu kapatabilecek oyuncularımız da var takımda. Ve sonuçlar belli oldu. Ne yazık ki 7 puan topladık ve Avrupa Ligi'ne düşüyoruz. Atalanta 11, Liverpool 13. Bu da aslında şunu gösteriyor. Seneye çok radikal değişikliklerin takımı olacağız. Antalyaspor'un rakibi
Leverkusen oldu. Başka Türk takımı Fenerbahçe varmış. Sporting'de oynayacaklar. İşler zor burada bu sene. Geldik son 32'ye. Stoper'de eksiğimiz var. Dragusin oynuyor. Abi 89 forvet, 90 kalecimiz var. 2 birlikte galibiyet geliyor. Eric Garcia Leverkusen'da atılmış. Biz nasıl Şampiyonlar Ligi'nden elendik? Rövanşa geldik. Rakip kolay bir rakip değil aslında. Bizimle oynamasalar bu adamlar net alırlar Avrupa Ligi'ni. Badu, Diaby, Sinistera, Almada, Saliba, Yedvaş, Lafont kalelerinde, Oliveira sol beklerinde. Ama biz onları eleyebiliriz işte. Tek problemleri bu. Ve biz onlara eliyoruz. Gökdeniz Bayraktar yıldızlaştı. Leverkusen eleniyor. Belki de Avrupa Ligi'nin potansiyel galibini eledik. Bir potansiyel şampiyon elendi. Diğer potansiyel şampiyon karşımızda bu sefer. Rakip Atletico Madrid. Yalnız Avrupa Ligi'nde bu sene çok sağlam takımlar var. Geçen seneki gibi değil. Bura biraz karıştı. Dedim. Felix'li, Dolberg'li Atletico ilk maç. 1-1. Ah be. 79'da Greenwood. 1-0 ne güzel olurdu. Yani insan üzülüyor. Kim yok mu? Ooo, sol bekte Eren Albayrak oynuyor bugün. Daha büyük problem. Şöyle bir şey yapsak onun yerine. Mesela Bünyamin Balcı'yı sol bekte oynatsak. Bak çok iyi oldu sanki bu. Gerçekten iyi oldu. Hızlı simüle ediyorum. 3-1 kazanıyoruz. Uzatmalarda Atletico Madrid de evine gidiyor. Çeyrek final geldi. Öyle takımları eliyoruz ki bu sene. Uf uf. İnanılmaz. Topla, tüfekle gelin ya. Çeyrek final. Rakip Fiorentina bu sefer. Ya bir üst turda da Tottenham ya da Sevilla gelir kesin. Benden söylemesi. İlk maç. Biz hazırız abi. Yalnız Aleyran Yiğcan da 78 olmuş. 1-1. 1-1 82. Mukairo. Kritik gol. Tek söyleyeceğim bu. Kritik gol abi. Rövanşa geldik. Hadi. Yaparsınız ya. Siz kimleri elediniz ya? 2-0'lık galibiyet geliyor. Yarı final. Evet, yine aynı kura çekimine geldik. Antalyaspor. Yarı finalde. Rakip kim? Rakip kim? Sevilla. Yalnız bu sene Avrupa Ligi'ni alırsak öyle böyle hak etmeyeceğiz ya. Takımlara baksana. İlk maça geldik. Oo, Uğurcan Çakır Sevilla'nın kalesinde hızlı simüle ettik. 0-0. Olabilir. Her şey olabilir ama. Yoksa yeni Sevilla Antalyaspor mu olacak? İşte o bu maçın sonucuna bağlı. 3-2'lik galibiyet ve Antalyaspor yeniden Avrupa Ligi'nde finalde. Bunlar çok net seneye Şampiyonlar Ligi'nin ayak sesleriydi. Finalde rakip tuttum. Yine zor. Yine zor işimiz. Geçen sene neyle karşılaşıyorduk? Bu sene neyle? Harry Kane, Rafinha, Lo Celso, Gomez, Maignan. Çok iyi takımlar. Haydi 2'de 2. Penaltılarla Antalyaspor Avrupa Ligi şampiyonu. İşte bu kadar be. İşte bu kadar. Yine kazandık. 2 senede Avrupa'dan gelen 3 tane kupa vardı. Bu sene Süper Lig'de yeniden şampiyon Antalyaspor dedik 97 ile. Türkiye Kupası'na bakıyoruz. 9-1 ile başlamışız. Galatasaray'ı eledik. Kayserispor gitti. Fenerbahçe'yi de eliyoruz. Finalde de Trabzonspor'u yendik şampiyon Antalyaspor. UEFA Süper Kupası'nı biliyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig zaferi ulaştı. Seneye Süper Kupa'da onlarla karşılaşacağız. Ve Avrupa Ligi tabii ki tekrar göstermek istiyorum şurada Antalyaspor'u ya. Penaltılarla kazandık. Takım kadrosu muhteşem bir seviyede. Artı 2'ler artı 3'ler yine havada uçuşuyor. 86-87'nin üstünde çok fazla isim var. Gökdeniz Bayraktar takımın öncüsü. Bu sene Drol ve Rodriguez harika oynamışlar. Drol de 83'e kadar yükseldi. O da iyi gelişti bence. Sotiris hiç beklemiyordum gerçekten. Alırken ne büyük potansiyeli vardı, ne özel oyuncu potansiyeli vardı. Geldikten sonra Yunan oyuncu işleri değiştirdi. Mukairo bu kadarmış abi. Daha önce çok daha iyi seviyelere çıkardığımı biliyorum Paul Oma Mukairo'yu, ama Antalyaspor'dayken, kendi takımındayken adam 5 senenin sonunda 78'e anca ulaştı. Ufuk Akyol idare etmiş. Kalecimiz Morales 28 maçta gol yememiş. En değerlimiz 230 milyon euro oldu ya. Gökdeniz Bayraktar. Gökdeniz'i satsak takımı yeniden oluştururuz. Gol kralı Kayode ve Drol.
Asist kralı Mensah Kayseri'den, Rodriguez bizden ikinci. Gol yemeyen maç sayısında Morales lider. Avrupa Ligi'ne bakacağım yine. Hani olur da geçen senenin aksine bir şeyler yapmıştır belki bizimkiler. Uğurcan Çakır lider olmuş bu arada. Bakıyorum Antalya Spor. Ay hiç mi yok ya? Hiç kimse yok Antalya Spor. Derken Rodriguez'i gördüm. 6 gol 14. Beni bilirsiniz. Kapak transferi yapmam lazım. Kapak transferim geldi abi. Transfer bütçesi 34 milyon euro. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final hedef. Biri gidecek, onun yerine kapak transferi. Bence. Fukakyo 80, o da iyi oldu ya son zamanlarda. Evet, büyük satış gerçekleşti. Rodriguez Nunez'e gitti. Arjantin temsilcisi bu kadar parayı nasıl buldu ben onu anlamış değilim. 154-300'e gitti anne. Mert Yılmaz'ı da PSV'ye sattık. Artık kapak transferi zamanı. Evet, kapak transferine geliyoruz. Bernardo Silva 80 milyon euro ile açılışı yaptık. 99-400 artı %5 pay. %5 pay kalsın. 10 milyon euro düşürdüm. Yalnız iyi bütçe oluyor. Yalnız bir tane daha iyi transfere doğru gidiyoruz. Sol kanat ve sol orta saha oynayabiliyor. Yani önemli bir transfer. Gabriel Martinelli 24 yaşında 84 geni var. Yani oyuncu için maaş bütçesi de bırakmamız lazım. 80-400'de ısrar eden bir Arteta Bey. 76-400. Hocam ya 4 milyon ne bu kadar ısrar? Yani bu ne böyle? 77-400. 3 milyona zoraki ikna ettik. Ve transfer tamam. İşte gidenler ve gelenler Antalya Spor'da. Şöyle takımı da göstereyim. Martinelli'nin sol orta sahaya alışması birazcık sürecek. Orada ondan şu an ünlem görüyoruz ama önümüzdeki süreçte değişecek muhtemelen. Önce Süper Kupa'ya gidelim, sonra da Şampiyonlar Ligi grubumuzu öğrenelim. Süper Kupa finaline geldik. Rakip Leipzig. Her şey hazır Antalya'da. Ve 2-1'lik galibiyet, Süper Kupa'yı üst üste ikinci kez kazanıyoruz. Martinelli gol attı ilk maçında. Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig, Lyon, Shakhtar Donetsk. Grubumuz güzel. Leipzig zaten tanıdık bir rakip. Hedef burada artık liderlik. Ve Şampiyonlar Ligi'nde Lyon 13 puanla lider. Biz 10 puanla ikinci. Leipzig avarajla Avrupa Ligi'ne düştü. Son 16 rakibimiz Paris Saint-Germain. Onları da yakından tanıyoruz. Onları da yendik biz. Antalya Spor camiası hazır. Antalya Spor camiası şampiyonluk istiyor Şampiyonlar Ligi'nde. Bir şuna bakacağım. Zima mı, Dragusin mi? İkisi de iyiymiş. İkisi de çok iyiymiş. Hızlı simüle ediyorum o zaman. İlk maç 1-0'lık galibiyet. 99 hızlanması olan Gökdeniz Bayraktar'dan tek gol. Bu adamı oynamak için sabırsızlanıyorum. Rövanşa geldik. Hadi çocuklar, buraya kadar geldik. Buraya kadar geldik. 2-1'lik galibiyet, Gökdeniz yine sahnede. Çeyrek final eşleşmelerini göstermek istiyorum. Bizim rakibimiz Real Madrid. Lyon-Milan eşleşmesi bir tık daha kolay diğerlerine göre. İspanya ilk maç Osimhen'i almışlar forvete. Foden burada. Foden çok yetenekli bir hale geldi, onu da belirteyim. İlk maç 2-2. Alexandropoulos defansif orta sahadan gelip 2 tane gol attı. Ve kendi evimizde rövanş maçı. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. 1-1 yetti. Gökdeniz Bayraktar 36'da penaltı kaçırmasa çok daha iyi olacaktı ama. Yarı final. Hemen karşılık vermişti rol yalnız. 13'te gol yedik, 16'da attık. Yarı final. Rakip Borussia Dortmund. Çıkarsak eğer finale. Sanki City Antalya Spor. Sanki. Yalnız Lyon gelirse ben çok net söyleyeyim. Dağıtırım Lyon'u. Sonra vay efendim nasıl 10-0 bitti maç filan. Öyle şeyler duymak istemiyorum. 99 hızlanmalı forvetimiz var bizim. Evet. Haaland mı, Gökdeniz Bayraktar mı sorusunun cevabını yakın zamanda öğreneceğiz. İlk maç sonucu 2-1. Gökdeniz Bayraktar golünü de attı. Golünü de attı. Final için son düzlük. Olur mu? Olur. Bernardo 85'te atar. Final gelir. Rakibimizi öğrenelim. Süper Lig'le başlıyoruz. Sezon sonu Antalya Spor şampiyonluğu bırakır mı? Hayır. Bırakmaz. Türkiye Kupası'na bakıyoruz. Hızlıca geçiyorum. 7-1 Konya maçı varmış. 5-2. Fenerbahçe Galatasaray'ı dağıttık. Final Şampiyonlar Ligi maçı sonrasında Beşiktaş'la karşılaşacağız. UEFA Süper Kupası'nı tabii ki Antalya Spor kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde rakip Manchester City ve Avrupa Ligi'nde Mönchengladbach seferi vardı.
Son olarak kadrodaki gelişimleri hızlıca gösteriyorum. Artı 1 artı 2 daha çok var. Fena değildik. Takımın en iyisi Gökdeniz Bayraktar, 48 gol 10 asist. Bernardo Silva müthiş oynamış abi. 34 gol 24 asist. Daha ne yapsın adam? Drol iyiydi. Defansif orta saha Sotiris müthiş. Mukairo etkili performans. Vitao herhalde 6 golü de kafayla filan attı. Kornerlerde geldi, attı gitti adam. Bir de kalecimize bakalım. Morales 24 maçta gol yemedi. Final öncesinde en değerli futbolcumuz Gökdeniz Bayraktar. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde Gökdeniz Bayraktar Torres'le eşit. Hem de City ile karşılaşıyoruz. Kim daha fazla gol atacak diye bakalım. Asist krallığında Silva 4 asistmiş. 2 tane asiste ihtiyacı var. Gol yemeyen maç sayısında Antalya Spor yok ki burada. Her maç mı gol yediniz ya? Süper Ligi de gösteriyorum. Morales, Bernardo Silva ve Gökdeniz Bayraktar zirvedekiler. Herkes hazırsa takım hazır. Dragusin'i bir tek sağ stopere koyacağım. Çünkü hızlanması çok daha iyi. Müthiş bir kadroya sahibiz. Müthiş bir forvete sahibiz. O zaman City Antalya Spor finali başlasın. Final zamanı. Maviler mi yoksa kırmızılar mı kazanacak? İsak'la City başladı. Rodri. Orada Martinelli geldi, aldı Ufuk. Ufuk sağda kaçan var. Şimdi Gökdeniz'e verdi ama Gökdeniz Ederson. Vitao geldi, aldı topu. Haydi çocuklar. Martinelli şimdi soldan çıkıyor. Martinelli. Martinelli. Yanında da Torres. Bırakmadı. Torres. Martinelli. Diğer kanada. Drol indirdi. Walker Peters karşı karşıya direkt. Walker Peters da geldi, aldı topu. Walker Peters. Top kaybı. Hudson-Odoi. Hala Hudson-Odoi'da top. Hudson-Odoi. Vuruş geldi, Morales. Rodri, Dragusin, bırakmayan isim. Şimdi güzel çıktık. Bernardo Silva. Pas. Drole. Drol. Kaçan. Gökdeniz. Bayraktar. Gökdeniz. Vurdu. Gökdeniz. Attı golü. Gökdeniz Bayraktar. Finalde de sahnede. Çok hızlı. İnanılmaz hızlı forvette. Bir daha izliyoruz. Çok güzel pas. Gökdeniz'i yakalayamıyorlar zaten. O da golünü atmasını bildi. Bu arada baskı. Dragusin orada indirdi. Martinelli. Sol tarafı otoban yaptı Martinelli. Gabriel. Martinelli. Önü de boşaldı. Martinelli. Direkten döndü. Martinelli. Şimdi Gökdeniz Bayraktar'la oynadı. Gökdeniz hemen Alexandropoulos'a. Ondan da pas. Bernardo Silva yine direkt yamut. Abi böyle bir şey olamaz ya. Gol kararı sistemiyle bir önceki pozisyonda gösteriyorlar. Üçüncü direkt oldu maçta, çıldıracağım. Alexandropoulos. Şimdi Gökdeniz. Açık alanda Gökdeniz 99 hızlanmasıyla Klostermann'ı yaktı, geçti, pasını verdi Bernardo Silva. 2-0 oluyor. Yetişemezler ona. Ona yetişemezler. O çünkü Gökdeniz Bayraktar. Hepsi onayladı dediğimi. Bir daha izliyoruz. Bir de City'nin kondisyon bitti, onu da söylemek lazım. Çoğu oyuncusu inanılmaz yoruldu. Bizim enerjimize dayanamadılar. 2-0. Offside olmasa inanılmaz pas verdi. Vitao. Pas güzel. Martinelli. Şimdi Alexandropoulos çekti. Baktı. Müthiş pas. Gökdeniz'den Ufuk Akyol. Pas. Gökdeniz üçledi. Gökdeniz Bayraktar. Abi harika oynuyor şu an. Gökdeniz Bayraktar. Ben buradayım dedi. Ufuk da inanılmaz bir ikili oyun. Bir daha izliyoruz. Çok güzel pas verdi. Çok güzel pası aldı Ufuk'tan. Rakibe de çarpmış. 3-0. Ve top bizde kaldı. Güzel. Martinelli. Açık alan. Martinelli. Verdi şimdi. Gökdeniz attı önüne. Gökdeniz Bayraktar getiriyor. Gökdeniz. Gökdeniz pası verdi. Bernardo Silva. Şık attı golü. Benden bu kadar dedi ya. Ben kapak fotoğrafında çok net yer alacağım, golü attı şu an. Bir daha izliyoruz. Hop. Bernardo Silva. 4-0. Klostermann bir uzun top. Alexandropoulos geldi, aldı. Şimdi Bernardo Silva sağ tarafta Drol'ü gördü. Drol götürüyor.
Müthiş atlet takımız. Drol verdi. Klosterman ve korner bizde. Şimdi Ufuk. Haydi Ufuk. Bayraktar'dan güzel pas. Alexandropoulos'tan Martinelli'ye. Martinelli. Ortada Gökdeniz var. Gökdeniz Bayraktar Ederson. Cancelo'ya. City bu kadar koşmaya alışık değildi. Ve biz de onları darma duman ettik. Lyon olsa maç 10 olur dediydim ya. Gerçekten 10 olurmuş. Antalya Spor 4, City 0. Evet. Kupa töreni. 2 sene üst üste Avrupa Ligi. 2 sene üst üste Avrupa Süper Kupası. Ve en sonunda Şampiyonlar Ligi geldi. 3 sene üst üste Avrupa'dan kupa getirdik Türkiye'ye. İnanılmaz bir kadro oluşturduk. Gökdeniz Bayraktar'ın 99 hızlanması var ve harika oynuyor adam. Kaptan Ufuk kupayı kaldırıyor. Şampiyon Antalya Spor. Şu ana kadar oynadığım en iyi takımlardan biriydi Antalya Spor. Bunu kabul etmemek mümkün değil. Ve son olarak Türkiye Kupası'nda finalde Beşiktaş'ı 2-0'la geçtik ve şampiyon Antalya Spor oldu. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Son zamanların en iyi rebirtlerinden biri sizlerleydi. Hoşçakalın.